genç oyuncu Nil Keser 25 Mart 1995 yılında İstanbul'da doğdu. İlk oyunculuk deneyimini 2019 yılında yaptı. Emre Kavuk'un yönettiği Aşk Çağırır Sen Gelir filminde boy gösterdi. Filmin senaryosunu Mehmet Turgut kaleme aldı. Komedi ve aşk türündeki filmde Kerem Can, Melis Baba'da Cihan Ercan, Deniz Işın ve Nil Keser rol aldı. Sonrasında Bizim Hikaye dizisinde yer aldı. Fatih Aksoy'un yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Güzelekli yaptı. Senaryosunu Hatice Meryem ve Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme aldı. Komedi ve dram türündeki dizide anneleri tarafından terk edilen Filiz ve kardeşlerinin hayat hikayesi anlatıldı. Başrollerde Hazal Alkaya, Burak Deniz, Reha Özcan ve Yağız Can Konya'lı rol aldı. İki sezondan oluşan dizi 23 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 70. bölümüyle final yaparak sona erdi. Asıl çıkış yakaladığı dizi Kırgın Çiçekler oldu. Defne karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Milyonların hayranlığını kazandı. Tanınırlığı arttı. Dizi 2015-2018 yılları arasında ATV'de yayınlandı. Dram, gençlik ve aile türündeki dizinin başrollerini İpek Karapınar, Özgür Çevik, İran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Mutan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker paylaştı. Dizinin ilk bölümü 29 Haziran 2015 tarihinde yayınlandı. Dizi 5 kızın hayata karşı mücadelelerini ve anne baba özlemlerini anlattı. 12 Ocak 2016 tarihinde Engelsiz Yaşam Vakfı en iyi dram ödülünü aldı. Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından yapılan ödül töreninde en iyi dizi ödülüne layık görüldü. Kore ve Fransa'daki ödül törenlerinde adaylıkla ödüllendirildi. Dizi 6 Eylül 2021'den 8 Şubat 2022'ye kadar A2 kanalında tekrarları yayınlandı ve büyük ilgi görmeye devam etti. 2016 yılında Melekleri Taşıyan Adam filminde rol aldı. Yönetmenliğini ve senaristliğini Cansel Elçin yaptı. Serkan Batçı, Aler Kazan, Kadir Özdal başrollerinde yer aldı. Çocuk yaşta evliliğe bambaşka bir bakış açısıyla bakan Melekleri Taşıyan Adam, erken yaşta evlendirilen bir erkeğin gözünden anlatıldı. 2020 yılında Menajerim Ara dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı, kendisini oynadı. Ay Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikili Taş yaptı. Senaryosunu Uğraş Güneş ve Volkan Yazıcı kaleme aldı. Drama ve komedi armağanlayan Menajerim Ara dizisi prestijli bir yetenek ajansında 4 menajerin asistanlarıyla birlikte yaşadıklarını merkeze aldı. Her bölümle birlikte sinema ve dizi sektöründen oyuncular konuk olarak diziye katıldı ve kendilerini oynadı. Dizinin başrollerini Barış Palay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş paylaştı. Bir sezondan oluşan dizi 11 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan 45. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2022 yılında gençlik türündeki Son Part filminde başrol olarak Beyaz Perde'de yer aldı. Yönetmenliğini Enes Ateş'in yaptığı filmin başrollerinde Fırat Altunmeşi, Almila'da Nil Keser, Ömer Faruk Çavuş, Sezer Sarıçay yer aldı. Son Part'i lise son sınıf öğrencisi Deniz, Birsu, Katre, Savaş ve Ferman'ın sınavlar öncesi gerçekleşecek Son Parti gününde yaşadıklarını anlattı. Film 11. ayın 4'ü 2019'da, vizyon tarihi 3. ayın 20'si 2020 olarak anons edildi. Pandemi nedeniyle 4. ayın 8'i 2022 tarihinde gösterime girdi. Başarılı performansıyla dikkat çeken genç oyuncu Ahneret adlı dizi için tekrardan televizyon ekranlarında yer alacak. 1975 yılında Ses Mecmuası'nın açtığı sinema artisti yarışmasında elde ettikleri dereceleriyle sinema kariyerlerine başlayan Tarık Akan ile Gülşen Bubikoğlu'nun rol aldığı Ah Nerede filmi 47 yıl sonra dizi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeşilçam filmleri arasında en beğenilen melodramlar arasında yer alan film dizi oluyor. Senaryo ile ilgili hazırlıkların sürdüğü dizi ile ilgili olarak daha önce Gülşen Bubikoğlu'nun rolü için Demet Özdemir ile görüşüldüğü de gündeme gelmişti. Fakat bu iddialar doğrulanmadı. Gülşen Bubikoğlu'nun Zehra rolü güzel ve yetenekli yıldız Nil Keser oldu. Pek çok önemli ismin rol aldığı dizi için detaylar gelmeye başladı. Bülent İşbirliği'nin yönetmen koltuğunda oturduğu diziye iki usta isim daha katıldığı öğrenildi. Ah Nerede dizisinde rol alacak bu usta isimler Ayşe Kökçü ve Tarık Kabucuoğlu. Ah Nerede herkes ekran başına kilitleyecek. Dizide Oktay Çubuk Ferit karakterini, Nil Keser ise Zehra karakterini canlandıracak. Dizinin konusunda ise bütün hayatı kadınlar olan Çapkın, yakışıklı ve genç kızların evlilik hayali kurduğu Ferit, kızların ilgisi karşısında
yanında şımarık bir çocuk gibi eğlenir ve asla tek biriyle yetinmez. Birbirinden farklı kulvarlardaki 3 farklı kızı da sevmiş, hepsini de ustalıkla idare etmişti. Ta ki Zehra ile karşılaşana kadar. Burçak, Nihal ve Sera aldatıldıklarını fark ettikleri an bir araya gelip bir intikam planı kurarlar. Ferit onların kalbini nasıl kırdıysa onlar da Ferit'in kalbini kıracaklardı. Bu planın mimarı ise annesi Perihan, abisi Ali, kuzeni Huriye ve yeğeni Duygu ile yaşayan Zehra olur. Erkeklere güvenmeyen Zehra, genç kadınlara birbirini yemek yerine onlara bunu yapan adamdan intikam almalarını öğütler. Ancak bilmediği bir şey vardır. Zehra, çapkın Ferit'ten alacak intikamın başrolü olacaktı. Ferit'in Bursa'daki ailesi de çocuklarının okumadığını öğrenince işler iyice karışır. Dizide genç oyuncu Nilkeser ve Oktay Çubuk'un yanı sıra Asena Keskinci, Melis Özçimen, Derya Alabora, Merve, Bala Atabek de projede yer alacak. Oyunculuğun yanı sıra sosyal medyayı da aktif kullanan Nilkeser özel hayatıyla ilgili gündeme yansımıyor. Genç oyuncunun sevgilisi olmadığı biliniyor.